Nihayet konuşmaya karar verdiniz demek Faride. Sana kırgınlığım henüz geçmedi. Zira hiçe sayıldım. Hem de yegane oğlum tarafından. Mübalağa ettiğinizi düşünüyorum Valide. Madem öyle, duy o zaman. Kiminle nikahlandığını öğren. Hürrem'in sana ihanet ettiğini tespit ettim. Hem de kimle biliyor musun? Leo denen o ressamla. Siz ne dediğinizin farkında mısınız Valide? Nasıl bir itham bu? Maalesef doğru aslanım. Uğruna her şeyi yakıp yıktığın Hürrem sana, aşkına ihanet etti. Böyle lafla olmaz Valide. Bana delil getirin. İspat edin bu ihaneti. Bir delilim vardı aslında ama Hürrem yok etti. Aranızdaki husumet malum. Lakin böyle çirkin bir lekeyi torunlarınızın annesine nasıl layık görürsünüz Valide? Bunu kendinize nasıl yakıştırırsınız? Nasıl bir nefret bu? Hürrem'in ağzından duyarsan inanır mısın buna? Ancak o vakit inanırım. Bekle öyleyse. Daye. Hürrem'i çağırın. Ben çağırırım sultanım. Sen bekle burada. Beni oyunlarınıza alet etmeyin Valide. Ne oldu? Güvenmiyor musun Hürrem'e? Duyacaklarından mı korkuyorsun yoksa? Sultanım. Nasıl bilmiyorsun? Bir şey demediler. Hay Allah. Valide, beni buyurmuşsunuz. Nihayet istediğini aldın. Aslanımla nikahı kıydın. Bunu kim istemez ki Valide? Hala rüya gibi bulutların üzerindeyim. Sırada ne var peki? Neyi ele geçireceksin? Ya da kimi yok edeceksin? İbrahim'i mi? Şu anda senin yüzünden mi can çekişiyor yoksa? Validem, beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Hepimizden bir bir kurtulacaksın değil mi? Tıpkı Leo'dan kurtulduğun gibi. Bu meseleyle alakalı masumiyetim açık. Neden hala konuşuyoruz? Konuşuyoruz. Zira ikimiz de gerçeği biliyoruz. Öyle mi? Neymiş gerçek? Sen aslanıma ihanet ettin Hürrem. Onu aldattın. Validem. Yalan mı? Gizli saklı buluşmadınız mı o ressamla? Sana aşk mektupları yazmadı mı? Konuşsana. Dilini mi yuttun? Validem, neyin peşindesiniz? Ne demek oluyor bütün bunlar? Neden o meseleyle hala üzerime geliyorsunuz? Nikahlandığım için mi? O nikah bozulacak Hürrem. Zira aslanım her şeyi öğrenecek. Yalan yanlış şeylerle üzmeyin hünkârımızı. Ne yalanı? Ressam Leo'yu kendi ellerinle zehirleyerek öldürmedin mi? Bu da mı yalan? Validem, ben... Konuşsana, söyle. Aşığını kendi ellerinle öldürmedin mi? Bu çok korkunç bir yalan Valide. Size kim söyledi bunları? Bir de soruyor. Kendi ağzınla söyledin. Valide bağışlayın lakin neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Nedir bu? Yine bir tuzak mı yoksa? Hürrem. Beni neyle itham ediyorsunuz validem? Ben torunlarınızın annesiyim. Oğlunuzun nikahlı karısıyım. Nasıl böyle şeyleri yakıştırırsınız bana? Böyle mi intikam alacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? İşaret verdim ama anlamadınız. Büyük bir belayı savuşturdum. Eğer bu tuzağa düşseydim sonum felaket olurdu. Aslan ben... Duyduklarım kâfi. Anladım ki ve inandım ki Hürrem'in bir günahı yok. Zinhar bana ihanet etmez, edemez. Burada olduğunu fark etmiş olmalı yoksa... Validem yeter artık. Bu nasıl bir nefret, nasıl bir öfke? Ne zaman bitecek bu kavga? Böyle mesnetsiz iddialarla torunlarınızın annesini nasıl itham edersiniz? Yakışıyor mu size bu?
İbrahim de biliyor her şeyi. Ona sor. O anlatır sana. Tabii iyileşirse. Thank you.